Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah 8. kıssanı okuyan bulalım. Farzantlar dünya hayatının ziyneti. İmam-ı Tirmizi'den bu hadis Hasan hadis. Kala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayra'dan rivayet kılınan hadiste şunday merhamet kıladılar. Allah Teala Adem aleyhisselam'ı yarattı bulgeç onu küregini siladı. Ve ondan kıyamet günü geçe Allah Teala yaratadigan Adem'in zürriyetlerini düşürdü. وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ اِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَب۪يصًا مِنْ نُورٍ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمٍ Peygamberimiz aytadılar, onların her birini, bana şu kıyamet geçe yaraladığın adamların ruhlarını, her birini iki gözü arası da yaltırıp duradığın bir nurunu payda kıldı. Sonra onlarını Adem Aleyhisselam'a körsetti. Kıyamet geçe yaraladığın zürriyatını Adem Aleyhisselam bir deneye gördü, defaten gördü. Allah bunu kaldı. فقال اي ربي من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك آدم علیه السلام ربسیه پروردگار بولار کیملر دیب سورادی الله تعالی اولار سنین ذریاتین دید فرا رجلا منهم فاعجبه وبيص ما بين عينيه فقال اي ربي من هذا انا شو اوزنی ذریاتلارین ایچیدن آدم علیه السلام بیر کیشینی کوردی. Onun iki gözünün arasındaki nuru Adem Aleyhisselam'ı hayran kaldırdı. Başkalarındakinden göre acelelip duradığın bir nürüdü. Parvadiyar bu kimdir soradı. Kale hâdâ racunun min âhiril umem min zürriyetik yuqalu lehu Davud. Bu senin zürriyatını ahirgi ümmetlerini içinde yaşayan kişi. Onun ismi Davud dedi. Kale Rabbi kem umruhu? Kala sittuğuna sana. Parvadigar, onu ömrünü kança kıldın? Neçe yıl ömür köredi? Allah Teala etti 60 yıl. Kala ay Rabbi zidhu min umri 40 senatan. Parvadigar, onu ömrünü, meni ömrümden 40 yıl alıp ziyade koyayım dedi. 40 yıl ömrünü, ana şu farzandı Davud'ke ütküzdü Adem Aleyhisselam. Falemma inqada umru Adem, ca'a melekul maut. Adam Aleyhisselam'ın bana şu kalgen müddeti, ümrü, nihayesi yetkeç, aldıge ölüm fariştesi geldi. Kale evlem yebqa min umri erba'une sene. Peygamberler özlerini kaçı yıl ömür görüşüğünü bilgen. Adam Aleyhisselam 1000 yıl ömür görüşüydü. Şunun için, yani 40 yıl var ömrümden, degeni de farişte etti. Evlem tu'tiha ibneke Davud. Axir o umringdan 40 yilini o'g'ling Davudga o'tkizmaganmiding dedi. Qala fajahada adamu fajahadat zurriyatuhu va nasiya adam fa nasiyat zurriyatuhu va xotiya adam fa xotiyat zurriyatuhu. Payg'ambarimiz aytadilar. Odam inkor qildi. Zurriyati ham inkor qiluvchi bo'ldi. Odam unutdi. Zurriyati ham unutuvchi bo'ldi. Odam xato qildi. Zürriyat ham hata kılıcı oldu. Hadis nihası yetti. Bana insaniyatını yaralışı, insaniyatının yaralışını evvela hakkıda aytilingen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri. Alın adıyan kulaslarında birincisi Adem aleyhisselam barca başariyatının otası. Ok mıdır, kora mıdır, kaysi millet vakili buluştan katı nezir, barcası Adem aleyhisselam'ın zürriyatı. İslam kegünge kadar İnsanlar özlerinin ırkı bilen, milleti bilen, rengi bilen, nasıl nasıl bilen, fakirlenişliği bu adli işidir. İslam geldi de, hemme adamdan, adam ise tuprağdan degen şiarına çıktı. Burada bir Arap'ını, acemge, habeşge, başka milletvekiliye aldı da, bunların aldı da fakirlenişliği burada bir sebep yok. İnne akramakum indallahi atkakum. Bir millet, ikinci milletten afzal bu miydi? Fakat yine ne madde? Takva. Takva da.
qayerda yashamasin, qaysi zamonda yashamasin, rangi qanaqa bo'lmasin, millati qanaqa bo'lmasin, Allohdan qo'rqadimi? Mana shu odam Alloh taologa mahbubroq. Shuning uchun birodarlar, hammamiz Odam alayhissalomning zurriyatimiz, millatimiz qanaqa bo'lishdan qat'iy nazar. Allohning huzurida hurmatliroqimiz, undan ko'proq qo'rqqanimiz. Palon millat vakillari demayapti, boylari demayapti, nima deyapti? Ko'proq qo'rqasizmi? Allohga hurmatli bo'lasiz. Ikkinchidan, Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratdi va qiyomatgacha keladigan zurriyotini, ruhlarini bir lahzada paydo qildi. Alloh taolaning qudrati. O'ylab ko'ringlar, qancha milliard milliard odam. Mana hozir 6.5 milliard odam bo'lsa, bir 100 yilda ketadi bular. Undan keyin o'rniga ko'prog'i keladi. Sanog'ini kim biladi? Alloh biladi. Alloh bir narsani qilmoqchi bo'lsa, bo'l dedi shunga, shu ish bo'ladi. Uchinchidan, mana har bitta ruh yaralganda ikki ko'zini o'rtasida bir nurni ko'rdi. Birodarlar, bu pokiza fitrat deyiladi. Har bitta chaqaloq dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, islom tabiati bilan tug'iladi. Kofirni bolasi bo'lsa ham, musulmonni bolasi bo'lsa ham dunyoga kelganda musulmon bo'lib keladi, chunki Alloh yaratgan pokiza fitrat bilan dunyoga keldi. Shuning uchun hammasining ikki ko'zining o'rtasida nuri bor. Endi qachonki zalolatga ketgan paytda, shirk, bid'at, gunohlar bilan hayotini bulg'ab tashaganda, mana shu nur ketadi. Qaraylarda, halollik bilan, ibodat bilan yig'argan onalarimizni, oqsoqol otalarimizni qarasang, yuzidan nur yog'adi. Va ayniqsa, ana shu narsani ayni aksi bo'lgan, fahsh bilan, harom xarish bilan, zulm bilan umr o'tkazgan odam qarang-da, inson gunohni ko'p qilishligi bilan yuzidagi mana shu ikki ko'zining o'rtasidagi nur ko'tariladi, birodarlar. Esimizdan chiqmasin. To'rtinchidan, Odam alayhissalom o'zini zurriyotini odamlar suratida ko'rdi. Allohning qudrati bu ham. Hali ular dunyoga kelib bu jasadlarga ega bo'lmaganida, ruhlar olamida edi. Lekin Alloh taolo qodir, rojulan deyapti payg'ambarimiz. Bir kishini ko'rdi. Peshonasidagi nuri ajablantirgan kishini ko'rdi. Demak, odam suratida ko'rdi, erkak kishiligini ko'rdi. Alloh taoloning qudrati. Beshinchidan, bu seni ummating, seni zurriyotlaringni ichidagi oxirgi zamonda yashayotgan ummatlaringdan deyapti. Davud alayhissalomni davri oxirgi zamon deyapti. Endi sizning zurriyotingizni oxirgi zamonda yashayotgan ummatlardan deganda, albatta u kishi Muhammad alayhissalomning ummati bo'lishi shart emas. O'zi oxirgi ummat ummati Muhammadiyya. Mana 6-chi xulosamiz va oxirgisi. Bir balani qarasiz, yurishi, yurib ketayotganda qarasiz orqasidan xuddi otasiga o'xshab yurar ekan deysiz. Ya bo'lmasam gapirayotganda ko'zini mana bunday qisib qo'yishi bo'lsa, otasi ham shunday qaydi deb qo'yasiz. Nimadan bu? Odatda insonning odatlari nima deydi buni biz tilda? Va privichka, xarakter emas. Otasinikida qabul bo'lish shart emas xarakter. U xarakter har bir odamga alohida bor. Inaqa bu o'zgarmaydi. Bir xil odam qaynoq, qiziqqon, shoshqaloq bo'ladi. Islomdan burun ham shunaqa edi. Islomga kirib yaxshi musulmon bo'lgan ham shu fe'l qoladi. Bu xarakter o'zgarmaydi. Bir odam og'ir bosiq, sekin bo'ladi. Islomga kirganda ham o'sha xarakter o'zgarmaydi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu halim, muloyim kishi bo'lgan, islomga kirganda shu halim muloyimgacha qolgan. Umar ibn Xattob o't bo'lgan, islomga kirganda ham o'tligicha qolgan. Tushunarliga? Demak, xarakter o'zgarmaydi. Xarakter bir-biriga yuqmaydi, u hammaniki alohida bo'ladi. Lekin privichkalar, akalar otadan bolaga yuqib qoladi. Chunki odam, otamiz Odam alayhissalom inkor qildi. Biz ham inkor qiluvchi bo'ldik. Otamizdan ekanda bu. Otamiz unutib qo'ydi 40 yil umrini o'tkazganligini. U otamizdan ekan. Otamiz Odam alayhissalom xato qildi. Siz bilan bizdan mana shu xato sodir bo'ladigan bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo ana shu davrda Odam alayhissalomni umurtqasidan silab chiqargan paytda bir qismini jannati, bir qismini do'zaxiga bo'lib qo'ydi. Shunda sahoba ikromlar, ya Rasululloh, ha bu jannatligimiz, do'zaxligimiz aniq bo'lsa, nima qilamiz qiylanib amal qilib? Baribir kitobda aytgani bo'lar ekan, deyishdi. Haqli savol. Yozilgan ekan jannatligimiz yoki do'zaxligimiz kimdir?
Nima qilamiz kitobdagini bo'lar ekan, o'qilar nima qilamiz deganida amal qilinglar. Kullun muyassarun lima xuliqala. Amal qilinglar. Chunki har bitta odam o'zi boradigan joyga yetishligi oson qilingan. Kimi qayoqqa borishligini Alloh biladi, lekin qayoqqa borishligi qaysi ishlarda oson qilayotganligidan bilinadi. Jannatga olib borayotgan ishlarda osonlik bilan qilayotganligi jannatligining bir belgisi inshaalloh. Endi Alloh norozi bo'ladigan jahannamga olib boradigan ishlarni osonlik bilan qilayotganligi Alloh saqlasin jahannam egasligini bitta alomatlaridan. Xulosa, siz bilan biz amal qilishlikka buyurilganmiz. Alloh subhanahu va taolo o'zi rozi bo'ladigan amallarga hammamizni muvaffaq qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.